Söz verdim abime. Getireceğim dedim. Haber bekliyor benden. En başından beri bizimle yengem. Sadece iyi günleri değil, zor günleri de gördü. O zamanlar abim bundan çok daha kötüydü. O yanında olduğu için bırakabildim abimi. Hayata, savaşa dalabildim. Abimi odasından hiçbir kuvvet çıkartamazdı. Çıkarmak istese kriz geçirirdi. Kabuslar görerek, çırpınarak uyanırdı. Ta ki yengem onu o odadan çıkarıncaya kadar. Ziya abi, o haldeyken nasıl tanıştılar İkbal Hanım'la? Nasıl yani? Yengem o zamanlar ev işlerine yardımcı olmak için bize gelip gitmeye başlamıştı. Nasıl oldu anlamadım. Ama abim kimseye güvenmezken ona güvendi. Odasının kapısı hep kapalıyken onu görmek için açık tutmaya başlamış önce. Sonra yengem bir gün ona uzatmış elini. Gel demiş. Abim de tutmuş. Sonra evlendiler yani, öyle mi? Yengem onun için artık tuttuğu elden daha fazlası. Eğer ona bir şey olursa abim de... Olmayacak. İkbal Hanım geri dönecek aramıza. Ben... Bundan sonrası yok. Son nefesimi veriyorum artık dediğimde... Beni mezarın içinden... Toprağın altından çıkardın sen. İmkansızdı ama yaptın. Şimdi de yapacaksın.